larımıza hem de kulüplerimizin Avrupa kupalarında dünya şampiyonu Brezilya'dan Solis Osasco takımıyla karşı karşıya geliyor. İşte önce Solis Osasco'lu oyuncular seyircilere tanıtılıyorlar. Carroll pasörleri. İşte takımın önemli ismi Natalia şimdi geliyor. Görüntüde Adenezia, Taiza, Carroll, Natalia. Her zamanki ideal kadrolarıyla şu anda sahadalar. Sasha yine sahadaki isimlerden biri ve libero olarak da Camilla Brett oynuyor. Lizimor Moura takımın çalıştırıcısı. O da uzun yıllar Brezilya genç milli takımının antrenörlüğünü yaptı. İşte Jaquelin en önemli silahlarından biri ve Fenerbahçe Acıbadem. Kaisha Skowronska, Fofao, Sokolova, Christian Fürs. Dünya karması gibi Fenerbahçe Acıbadem'in kadrosu. Hepsi oynadığı milli takımlarının yıldızı. Natasha Osmokrović ve yine bizim milli takımımızın yıldızlarından Eda Erdem. Şu anda sahadaki isimler. Liberomuz Nihan ve Fenerbahçe Acıbadem artık mücadeleye hazır. Dünya şampiyonluğu için kenetlendi herkes. Fenerbahçe Acıbadem'e başarılar diliyoruz. Zeroberto, Jose Guimarães. Görüntüde maç başlıyor. Fenerbahçe dünya şampiyonluğu için sahada. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonluğunu hedefliyor. İşte tüm kadro şimdi ekranlarınıza geliyor yedeklerle birlikte. Yine zaman zaman faydalandığı Thais ve Anatiemi de önemli isimlerden. Solis Osasco'da. Bizde de baktığımız zaman yine kaptan Çiğdem Can Rasna'yı, özellikle Seda Tokatlıoğlu'nu zaman zaman oyunda görebiliriz. Onlardan katkı gelebilir. Nazay Demir'den bugün fazlasıyla faydalanabilir. Çünkü Fafao'nun bloktaki eksikliğini zaman zaman ikili değişiklik yaparak, zaman zaman da Fafao ile Naz'ı değiştirerek kapatmaya çalışıyor genelde Zeroberto. Bugün de bunu mutlaka deneyecektir. Evet. Gruptaki ilk maçta 3-0 kazanmıştık. Umarız yine aynı skor olur. Ama sonuç ne olursa olsun önemli olan kazanmak. Bu bir final mücadelesi. Hiçbir zaman gruptaki maç gibi olmayacaktır. Fenerbahçe Acıbadem'e başarılar diliyoruz. Fofano servisiyle maç başlıyor. İlk hücum şansı Carroll, Jaquelin vuruyor. Osmokrović zor bir top. Çıkartmayı başardı bunu Fenerbahçe Acıbadem. Hücum sırası Solis Osasco'da. Yine Jaquelin ikili blok. Block out. İlk sayı Solis Osasco'ya gidiyor. Brezilya takımı son yıllarda kendi ülkesinde zorlu bir lig var Brezilya'da ve o ligde çok büyük üstünlük sağlamış durumda. Geçen yılın şampiyonu Brezilya Ligi'nde ve geçen yılın Güney Amerika şampiyonu Solis Osasco. Taisha servisi kullandı. Osmokrović. Şimdi Sokolova. Blor hemen vuruyor sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. Sokolova'nın sayısı. Rus oyuncunun bugün iyi oynaması bizim için çok çok önemli. Dünya şampiyonasının yıldızlarından biriydi. Rusya bu yıl Japonya'da düzenlenen dünya şampiyonasında şampiyon olurken Gamova ile Sokolova en önemli yıldızlardı. Şimdi de servisten sayı geliyor. 2-1 öne geçiyoruz. Uzun bir servis. Dışarı bıraktı Brezilyalılar ama top içeride ve servisten sayıyı kazandırıyor Sokolova. 2-1. Yine iyi servis Sokolova'dan. Şimdi ortadan hücum Adenezia sayıyı getiriyor. Solis Osasco'ya karşılıklı sayılarla başladı maç. 2-2'lik eşitlik var ilk sette. Adenezia da bu takımın adeta uzun yıllardır sembol ismi. 13 yaşında geldiği Osasco'da o tarihten bu yana mücadele ediyor. Şimdi hücum şansı Natalia, ikili blokta başarı var. Bir hücum şansı daha Solis Osasco için. Yine Natalia vuruyor. Top dışarıda ama bloktan temas var ve 3-2 öne geçiyor Solis Osasco. İşte Natasha Osmokrović geçen yılın başında geldi Fenerbahçe Acıbadem'e. O da eski takımına karşı oynuyor. Kariyerinin en başında 2 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Brezilya'ya gelmişti. Osasco'da 98-99 sezonunda oynamıştı. Natasha Osmokrović şimdi de bir manşet hatası geldi. İşte burada manşeti alamadık Osmokrović'te. Halbuki bu maça kadar manşetlerde en başarılı oyuncularımızdan biriydi ama işte final maçı
biraz heyecanlı başlamış olabilir Fenerbahçe. Bu topta Nihan'ın üstüne gelen topu almaya çalışırken hata yaptı. Ama halbuki Nihan rahat bir pozisyondaydı. Şimdi Skovronska ile birlikte sayıyı alıyoruz. Tabii final maçı diyoruz. Bunun heyecanı mutlaka vardı diyoruz ama şu an sahadaki oyuncuların oynadığı dünya şampiyonaları ve olimpiyat finallerinin sayısı o kadar fazla ki hani bu tür finallere çok alışkın bir takımımız var. Christian Furs. Müthiş bir destek var. Doha'da Algarafa spor salonunda Fenerbahçe Acıbadem'e. Natalya ikili blok başarılı. İkili blokta durduruyoruz. Natalya'yı 4-4 oldu. Son dünya şampiyonasının Brezilya adına en büyük kazancı belki de. Natalya çok formda, o da sezonun başında. Ama burada bloğa yakalandı. İşte Zé Roberto. Alman oyuncu Christian Furs servisi kullandı. Jacqueline, Carroll, ortadan hücum, Adenezia, Fofa karşıladı. Şimdi Skovronska topu bıraktı ve harika bir sayı. Skovronska'dan çok zor pozisyonda tamamen aklıyla aldı bu sayıyı. Adenezia'nın da çok büyük bir hatası vardı. Pasla atılan topa basarım diye çok erken sıçradı. Eline çarpan top yön değiştirdi. Skovronska da onu gördü ve evet, kullandı onu. İyi bir seri yakaladık. 5-4 öndeyiz. Christian Furs servisi kullanacak. Christian Furs. Jacqueline karşıladı. Tekrar Jacqueline vurdu. Manşeti alamıyoruz. Sokolova ile 5-5'lik eşitlik var. Jacqueline de yine Avrupa tecrübesi olan İtalya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Ve milli takımda değişmez isimlerinden biri. 5-5'lik eşitlik var. Natasha Osmokrović çok sert vuruyor. Top içeride. Bravo Osmokrović. 6-5 öne geçiyoruz. Nati'nin sayısıyla. 34 yaşında Natasha Osmokrović çok büyük bir tecrübe. Skovronska serviste. İyi servis Skovronska'dan. Çok zor karşıladı Brezilyalılar. Şimdi hücum sırası bizde. Fofanu pası Eda Erdem kayarak hücum ve sayı geliyor. 7. sayı Fenerbahçe Acıbadem için. Yine iki oyuncu arasındaki müthiş anlaşma. Kayarak tek ayak hücumda Eda Erdem sayı çıkartıyor. Şu ana kadar 2 numaralı bölgeyi çok iyi kullandı Fenerbahçe Acıbadem. Orada hem Jacqueline hem de Sasa'nın olduğu bölgeden şu ana kadar hem Sokolova ile hem Skovronsko ile hem de Eda ile sayılar bulduk. Ve bir de blok geldi şimdi. 8. sayımız ve ilk teknik molaya 8-5 önde giriyor Fenerbahçe Acıbadem. Yine ama atılan iyi servislerin şu anda etkisini görüyoruz. Kesinlikle servis taktiği olarak yine ağırlıklı olarak Jacqueline'in olduğu bölgeye servisi atmayı tercih ediyor Fenerbahçe Acıbadem. Osasco takımı da şu ana kadar Natasha Osmokrovic'in olduğu bölgeye daha çok servis atarak oynadılar. Ama Fenerbahçe Acıbadem'in deminde söylediğimiz gibi 2 numaralı bölgeyi iyi kullanması gerekiyordu ve şu ana kadar da hakikaten çok başarılı kullandılar. Hücumda çok fazla sıkıntı yaşamadık bu bölgede. Evet, Zé Roberto görüntüde, o da eski takımına karşı şu anda mücadele ediyor. Zé Roberto da 2003-2005 yılları arasında yine Solis Osasco takımının antrenörlüğünü yaptı Brezilya'da. Daha sonra Scavolini Pesaro'da görev yaptı İtalya'da ve Brezilya milli takımıyla tabii çok uzun yıllardır 2003'ten bu yana beraber, ama kulüp takımları olarak Finanza Osasco o zamanki adıyla ve Scavolini Pesaro'da çalıştı. Zé Roberto kariyerinin en başında da 93-96 yılları arasında 3 yıl Brezilya erkek milli takımının antrenörlüğünü yaptığını hatırlatalım. Yine Brezilya'da voleybol denince akla gelen ilk isimlerden biri Zé Roberto. 8-5 öndeyiz ilk sette. Zor bir hücumda arka alanda çok iyi savunma geldi Sokolova'dan. Şimdi Eda Erdem. Eda vuruyor top dışarıda. Temas var mı? Hayır. 8-6 oldu. Burada biraz dengesiz hücum ettik. Eda arka bölgeye doğru bırakmayı düşündü ama olmadı. 8-6. Eda da iyi başladı maça. Üst üste yaptığı bloklarla. Adenezia servisi kullandı. Sokolova'nın üstüne servis. Osmokrović çok zor çevirdi. Şimdi hücum sırası Solis Osasco'da. Sasa vurdu. İkili blokta başarı var. Bir hücum daha bu kez Tayşa. Öncesinde de Fafao'nun bir tane bloğu vardı. Tekli blokta kalmasına rağmen evet, Sasa'ya bloğu yapmayı başardı ama sonrasında Osmokrović bu topta yardıma gelemedi ortaya. Mutlaka bu toplarda yardım etmemiz lazım. Tabii. Orta adamını tekli bırakmamamız lazım. Taysa'da 1.96 boyunda Brezilya milli takımında değişmez oyuncularından biri. Yine Eda Erdem. Müthiş başladı Eda maça.
çok sert vurdu. Hem blok getirdi. Yanlış yerde sıçradı Sasa. Sasa'nın oradaki bloktaki eksikliğini hakikaten çok iyi kullanıyor şu ana kadar Fenerbahçe Acıbadem. Hani diyoruz ya Fenerbahçe Acıbadem yıldızlar topluluğu diye. Şimdi ilk bölümde bir Türk yıldızın ön plana çıkması da bizim için ayrı bir gurur tabii ki. Eda müthiş başladı maça. Şimdi Natalya ikili blok yine başarılı Eda. Eda gitti diğer tarafa, şimdi bloğa. Osmokrović karşıladı. Nihan topu havalandırdı. Sokolova boşluğa bıraktı sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. 10'a 7 oluyor. Sasa bu topa yetişemedi. Çok motive başladık maça. Oyuncular şampiyonluğa inanmış başladılar. Bu da hani işin teknik yanı kadar psikolojik yanında çok önemli olduğunu herhalde söylememiz lazım değil mi Alper? Kesinlikle. Oyuncuların gözlerindeki ifadeler hakikaten maçı çok kazanmak istediklerini bize fazlasıyla gösteriyor. Aynı şekilde Osasco takımı da çok istekli başladı ama Fenerbahçe Acıbadem şu anda oyunun kontrolünü yavaş yavaş eline almaya başladı. Birazcık da yüzleri düşmeye başladı farkındaysan Osasco'lu oyuncuların. Evet, ben de onu söyleyeceğim. Yani özellikle bu molalarda sevgili izleyicilerimiz de oyuncuların yüzlerine dikkat ederlerse oradan çok şeyler çıkartabilirler. Yani şu anda gördüğünüz gibi hepsinin suratı asık. Çaresizlik de var biraz. Eğer birkaç sayı daha, bir seri daha yakalayabilirsek bu daha da çoğalacak. Bu İtalyan takımının taraftarları görüntüye geliyor şu anda. Sarı lacivert kaşkollar sizi aldatmasın. Bu maçtan sonra erkeklerde de final var ve İtalya'nın Tarantino takımı yine finalde olacak. Şimdi Sasa ile hücum ve sayı geliyor Sasa. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Dünya Şampiyonası'nda kritik anlarda sonradan özellikle Japonya maçında çok büyük katkı sağlamıştı Brezilya milli takımına. Oyunun içinde de sürekli arkada servis karşılamaya ve servis atmaya giriyordu. Natalya servis attı, ona 8 blok. Evet, Fofao'ya hata çaldı hakem ama herhalde pek de aynı görüşte değil Fofao. Muhtemelen file çaldı. File çaldı da bakalım burada oyuncu tekrar. Evet. Sanki filenin alt bölümüne değmiş, üst banta değmemiş gibi gözüktü. Çünkü değişen kurallarda sadece üst banta dokunduğunuz zaman file hatası yapmış oluyorsunuz. Hakemin kararı bu yöndeydi ama şimdi Sokolova ile hücumdayız. Top içeride, Fenerbahçe'nin 11. sayısı, paralele çok iyi vuruyor. Lubov Sokolova işte antenle bloğun arasında müthiş bir yerden geçirdi topu. Hani içeride dışarıda tartışılacak bir pozisyon ama çizgiye temas var evet, bence. O da Karol'un olduğu yeri kullanmaya çalıştı. 11-9 Fenerbahçe Acıbadem'in üstünlüğü var. Eda Erdem serviste. Çok iyi servis atan bir oyuncu Eda. Şimdi attı. Yine Jacqueline'in üstüne servis. Sasa. Top içeride. 10. sayısı. Solis Osasco'nun, Zeroberto da kızdı bu pozisyonda. Ya muhtemelen Sokolova'ya kızdı. Çünkü Sasa'ya üçlü bloğa gitmeyi herhalde söylememiş olabilir. Çünkü yani üçüncü blokçuya gerek yok Sasa böyle hücumlar yaparken. Defansa yerleşmek bence daha önemli olabilir. Şimdi Sasa serviste. Sasa'nın servisi dışarı düşüyor. 12. sayısı da geldi Fenerbahçe Acıbadem'in. Bu tür kolay sayılar her zaman için iyidir. Çok fazla çaba harcamadan sayıyı kazanıyorsunuz. 12-10. Fofao serviste. Uzun attı yine. Hep Jacqueline'in üstüne atılan servisler. Natalya vuruyor. Top dışarıda. 13. sayıda geldi. Natalya da kötü başladı maça. Umarız böyle devam eder. İşte dışarı gönderiyor topu Natalya. 13-10. Fark 3 sayı. Fofao. Carroll ortadan hücum. Daha doğrusu kayarak hücumda. Taysa başarılı. Son Dünya Şampiyonası'nın o da önemli oyuncularından biriydi. Gerektiği zamanlarda hücumda çok büyük katkı sağlıyor ama asıl büyük katkısı herhalde bloklarda. Evet. Blokta çok etkili bir oyuncu. Yani bu takımda daha farklı bir pozisyonda oynuyor. Pasörün yanında oynuyor. Milli takımda pasörden uzakta oynayan orta adamı pozisyonunda oynuyordu. Burada daha fazla orada o pozisyonda oynadığı için daha çok pasörün önünden hücum ediyordu. Burada daha fazla tek ayaklı hücumunu izliyoruz Taysan'ın. 13-12 tabii Adenezya da var burada takımda ikisi birlikte. Yine bir manşette hata geldi. Farkı bir sayı indirdi. Soriz Osasco iyi hücum etmemiz lazım. Fofao pasını verdi. Skowronska vurdu. Sasa karşıladı topu. Bir hücum şansı daha. Yine Fofao. Bu kez diğer tarafta Sokolova. Bu hücumdan da sonuç gelmedi. Yine Sokolova'ya.
Orada bir hata daha, yine Sokolova aynı görüşte değil ama sayıyı verdi Brezilya takımına hakem ve tepkiler var tribünden şu anda. Yani buradan gözükmüyor. Ufak bir temas belki varsa. Ya var ya yok ve çok dikkatli hakem. Yani. File sallanmış ama neden sallanmış belli değil. Top dışarıda, 14. sayı geldi. Hani teniste Şahin gözü var ya. hakemimiz de maşallah Şahin gözlü. Hiç kaçırmıyor. 14-13 önde Fenerbahçe Acıbadem. Bir seri daha yakalayalım. Şimdi Sokolova servisi kullandı. Adenezya blok başarılı. Osmokrović, Christian Fürst bloğu Adenezya'yı durduruyor. Osmokrović bloktan sonra da bir bakış attı. Evet işte. Denizli'ye bir daha buraya gelmeler gibi. O da önemli yani. Birkaç kez bloklayıp böyle bir de üstüne bir de böyle bakarsanız tabii biraz umudunu kırarsınız. Jacquel'in vuruyor. Top dışarıda. Top dışarıda. 16. sayı Fenerbahçe Acıbadem için. 16-13 ile ikinci teknik molaya da biz önde giriyoruz. Bu bölümde yakaladı Solizo Sasko bir ara Fenerbahçe Acıbadem'i ama yine son bölümde farkı açmayı başardık ve 3 sayılık bir avantaj var Alper. Arka arkaya 3 tane sayı alarak teknik molaya girdik. Şu ana kadar Jacqueline'in üzerine yüklenmeye devam ediyoruz serviste. Hücumda orta adamları etkili oynuyorlar ama bu son Osmokrović'in bloğu hakikaten önemliydi. Adenezya birazcık daha Taysa'ya göre daha deneyimsiz bir oyuncudur. Birçok turnuvada yer almasına rağmen hataya biraz daha müsait bir oyuncu. O yüzden bu blok bence önemliydi. Onun hücumdaki etkinliğini azaltmak açısından. Belki Taysa da öne geldiği zaman tek ayak hücumuna gittiğinde 2 numaraya zaman zaman ikili blokla gitmeyi tercih edebiliriz. Çoğu zaman ön tarafta Fafa olduğu için orta adamları Fafa'nın olduğu bölgeye daha erken gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü rakip o bölgeden hücum edecek diye. Bunu yaptığımız zaman da Taysa tek ayaklı hücumlarında tekli blokta kalıyor. Belki bu tercihleri zaman zaman değiştirebiliriz. Evet, 16-13, 3 sayı öndeyiz. Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda final mücadelesi. Kazanan takım dünya şampiyonu olacak. Sokolova servisi kullandı. Carol'ın pası Natalya. Yine blok var Natalya'ya. Natalya da maçın başından beri bir türlü istediği hücumu yapamadı. Ona evet, oyuna giremedi. Çok iyi önlem almış durumda Fenerbahçe Acıbadem. Yine Osmokrović. Hep söylüyorum, hani geçen yılın başında Gamova transferi yapıldığı zaman tüm kamuoyunun gözü Gamova'daydı. Tabii o da çok büyük bir yıldız ve çok popüler bir oyuncu ama bence Osmokrović çok daha iyi bir transferdi geçen yıl ve bu yıl kalması da takıma çok şey katıyor. Yani Gamova'la Osmokrović tamamen farklı tarzlarda iki oyuncu. Gamova'nın bütün özelliği file üstündeki hücum becerisi. Evet, hücum ve bloktaki etkinliğine dayalı. Dünya üzerinde onun kadar belki file üzerinde etkili uzun oyuncu bulmak pek kolay değil. Osmokrović'in yaptığı işi yapan oyuncuları bulmak da kolay değil. Oyunun gözükmeyen kısımlarında özellikle takıma çok fazla katkı sağlıyor. İstatistiklere yansımayan kısımlarda takıma çok fazla katkı sağlıyor. Tamamen bir komple bir oyuncu diyebiliriz onun için. Fofau karşıladı. Christian Fürst. Şimdi Skowronska. Son anda ona çarptı. O da şanssızlık. Burada sayı Brezilya takımının oluyor. Aslında belki de block out. Hayır, zaten olmuyormuş. Ama sırtına çarpıp çıktı top. Skowronska'nın, Polonyalı oyuncu da bu yıl başında geldi ve o da çok önemli katkı veriyor şu ana kadar. Carol kullandı. Nihan karşıladı. Fofau. Skowronska top içeride. Çok hızlı hücum etti Fenerbahçe Acıbadem. Daha blok yerleşmeden sayı geliyor. 18-14. 2 numaradan hücumlara devam ediyoruz. 2 numaradaki hücumlarımızın etkinliği de devam ediyor. Şu anda o bölgede çok büyük bir üstünlük kurduk. Christian Fürst serviste. Alman oyuncu. Bütün servisler Jacqueline ve Jacqueline'den bir manşet hatası ama bunu değerlendiremedik. Yine file hatası geldi Eda'ya. Karşı sahaya müdahale vermiş olabilir hakem. Göremedik hakemi ama pasör pas atarken, tek elle pas atarken müdahale etmiş olabilirler. Ama hakemi göremediğimiz için sadece tahmin yürütüyoruz. 18-15, fark 3 sayı. Şimdi müthiş bir plase Natasha Osmokrović'ten. 19. sayımıza geldi. Bu sayılar hakikaten rakibin sinirini bozan sayılar. Çünkü o kadar kolay yapıyor ki bunları Osmokrović. Hani o kolay yani yapınca çok kolay bir işmiş gibi geliyor aslında izleyiciye. Evet. Yani bunu yapabilen çok fazla oyuncu yok. Yani smart muhteşem plase, bir zamanlama ve harika bir yere gönderiyor. Şimdi kaçan servis Skowronska'dan.
İşte Zé Roberto görüntüde. O da Fenerbahçe Acıbadem'e geldikten sonra ilk önemli başarısını kazanmak istiyor. Tabii Türkiye çapında hemen daha gelir gelmez bir başarı kazandılar. Hatta Zé Roberto gelmeden aldı. Zé Roberto gelmeden. Onu da söyleyelim. Zé Roberto daha gelmemişti Süper Kupa'yı aldığında. Yardımcı antrenör Kamil Söz çıktı maça. Evet, onun Süper Kupa'yı kazandılar. Evet. 19-16. Osmokrović karşıladı. Fofao. Natasha Osmokrović bu top blokta kaldı. Müthiş başladı maça bugün Osmokrović. Diğer 3 maçta belki de onu o kadar fazla kullanmamıştık hücumda. Hem Sokolova ile hem Skovronska ile etkili olmuştuk ama bugün Osmokrovic'in günü. Şu ana kadar Osmokrović iyi oynuyor ve Osmokrovic'in üzerine çok yükleniyorlar servisle. Yani servis karşılamayı da şu ana kadar çok iyi yaptığını söyleyemeyiz Osmokrovic'in. Belki bir tane hata yaptı, çok fazla hatası yok ama çoğunu da çok iyi karşılamıyor topların. Ona rağmen oyunda kalmayı başarıyor ve hem blokta hem hücumda şu ana kadar fazlasıyla katkı sağladı takıma. Naz oyunda, Fofao kenarda, setin son bölümünde sayı Soriz Osasco'nun, Zé Roberto yine değişikliğini yaptı. Diğer pasörümüz, ikinci pasörümüz Naz'ı oyuna aldı. Burada Sokolova'nın elinden seken top. Natalya sayı alıyor. Evet, birçok değişiklik oldu yine. Naz tekrar geldi kenara. Ama ısrarla göremiyoruz bunları oyun başladıktan sonra. Onlarda da Carroll göreceğiz. Kenarda görebildiğimizi hemen söyleyelim. Tyson oyunda yine blok için yapılmış bir değişiklik evet, ve Anatiemi ikili değişiklik evet, yapmışlar. İkili değişiklik var. Serviste Anatiemi vardı. Fofa ikinci topa vurdu, olmadı. Şimdi hücum şansı Jacqueline. İyi hücum edemediler. Fofa o tek ayak kayarak hücum. Eda Erdem. Harika oynuyor şu ana kadar Eda. Ama Fofa'nın bu milimetrik paslarının da hakkını vermek lazım tabii ki. Evet, iyi bir uyum yakaladılar. Ve Sasa orada hakikaten çok etkisiz kalıyor blokta. Brezilya milli takımında da oynadığı dönemlerde hep onun olduğu bölge Brezilya milli takımı için sorun oluyordu. Zé Roberto da bunu çok iyi bildiği için o bölgeye çok iyi yükleniyor şu anda Fenerbahçe Acıbadem. Şimdi Sasa hücumda, manşette Osmokrović başarılı. Şimdi Sokolova vurdu, Jacqueline karşıladı. Anatiemi iyi hücum edemediler. Avantaj Fenerbahçe Acıbadem'de. Fofa pasını verdi Sokolova. Anatiemi karşıladı. Yine file üstüne Fürs. Uzun süren bir rally izliyoruz. Fofa. Arkadan hücum Skovronska. Üçlü bloğa rağmen Skovronska sayı çıkarıyor. Yine setin son bölümünde biraz daha gaza bastı Fenerbahçe Acıbadem. İşte Skovronska. Polonyalı yıldız. 22-17. Fark 5 sayı. Çok önemli bir avantaj. İlk setin sonunda tekrar oyuna giriyor. İki oyuncu Carroll oyunda kısa bir süre Anatiemi ile oynadılar. Ve şimdi Eda Erdem serviste. Dışarı atıyor Eda. Olsun. 22-18. Arada 4 sayılık bir fark var. Seti kazanmaya çok yakınız. İlk set çok önemli değil mi Alper? Tabii ki önemli. Yani şu ana kadar rakip oyuncuların yüzüne baktığımız zaman bunu görüyoruz. Molada da görmüştük aynı ifadeyi. Biraz sanki ya üstünlüğümüzü kabul etmiş gibi gözüküyorlar şu anda. Çünkü şu ana kadar Fenerbahçe Acıbadem neredeyse kusursuz oynuyor. Hem taktik olarak hem de oyunun içinde oyuncular bireysel olarak şu ana kadar çok iyi bir performans sergiliyorlar. Ve oyunu kontrolleri altına aldılar. Tabii Christian Fürst de şimdi hücumda yine etkili oldu. Kötü manşet geldi Jacqueline'den. Hücum şansı. Sokolova vurdu ve sayı geliyor. Sokolova harika bir yere vurdu. Set sayısı Fenerbahçe Acıbadem için 24-18. 6 sayılık farkı yakaladık. İşte Sokolova ile gelen son sayı. Yine servislerle Jacqueline'i bitirdik bu maçta da. Evet, Jacqueline'in üzerine yükleniyoruz ama çok ekstra sayılar da alıyoruz. Fofao set sayısı Fenerbahçe Acıbadem için. Taysa vurdu. Arka alanda Osmokrović'in büyük bir gayreti var ama o top çıkmadı. Olsun. 24-19, 5 sayılık bir avantajımız var. Hani hayatlarından bezmiş gibi bir ifade var şu anda yüzlerinde. Yani onlar da kötü oynamıyorlar aslında. Osasco takımı da kötü bir oyun oynamıyor ama Fenerbahçe Acıbadem hakikaten çok üstün bir oyun sergiliyor şu ana kadar. Hani çok küçük oynuyorlar. Hatalarla oynuyor, evet. Natasha Osmokrović seti bitirme şansı. Şimdi Sokolova vurdu. Bu topu blokla karşılıyorlar. 24-20 oldu. Setin sonunda üst üste 2 sayı verdik ama hala
Arada 4 sayılık bir fark var. Burada Nihan o topu çıkartamadı. Çok zor bir toptu. Ona rağmen yukarı yönlendirmeyi başardı ama Fürst devamını getiremedi. Bir de servisten sayı geliyor şimdi. 24-21 oldu. Hani klasik set sonu sendromunu yaşıyoruz ama umarız daha fazla sürmez. Onlar da Osmokrovic'in üzerine gitmeye devam ediyorlar servisle. Ve molayı aldı Zeroberto şimdi. Bu seriye son vermek için Tyson'ın üst üste etkili servislerine engel olamadık setin sonunda. Çok rahat kazanabildiğimiz bir setti sanıyorum şimdi. Gerekli uyarıları yapıyor Zeroberto. Evet, İtalyanca anlattı yine derdini. Evet, Zero ilk Berto. Önce Fafao'ya Portekizce konuşup sonra diğer çoğunluğa İtalyanca anlattı. Biraz daha sakin olun dedi. İşte Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Acıbadem'i desteklemek için tribünde yerlerini almışlar. Maçın başından beri hiç susmadılar. Yine set sayısı bizim için. İyi de bir pozisyondayız aslında hücumda. Evet, artık alalım şu sayıyı. Osmokrovic, Fofao, Skowronska bitiremedi. Carroll, Jacqueline plaseyi bıraktı. Yine Fofao, Sokolova vurdu. Blokta başarı var. 24-22. Yaklaşmaya başladı. Sorizo, Sasko. Aman dikkat. 24-22. Bir sayıya ihtiyacımız var seti bitirmek için. O bir sayıyı bir türlü alamadık. Evet, önde Sokolova, Skowronska, Fürst var. Ve Fofao da arkada. İyi bir pozisyon ama üçlü manşeti birazcık daha iyi almamız lazım. Yine Osmokrovic'i çok zorladılar. Osmokrovic zor da olsa bu topu attı rakip sahaya. Carroll, Jacqueline. Bu top da çıkmadı. 24-23. Hani inanılmaz şeyler oluyor şu anda. Biz de biraz nazar değdirdik herhalde. Hani kusursuz oynuyorlar dedik ama setin sonunda ufak çaplı bir panik yaşıyoruz. Her şeye rağmen şu sayı çok önemli. Eğer bu sayı alırsak seti bitireceğiz. Yoksa 26'ya uzayacak set. Çok etkili servis attılar Osmokrovic'in üstüne. Osmokrovic de hakikaten çok zorlandı bu topları karşılamakta. Yani belki bir evet bir değişiklik olabilir. Yani kenarda Songül olması lazım. Belki Songül'ü deneyebiliriz servis karşılama için ama yani Osmokrovic gibi bir oyuncuyu da dışarıya çıkarmak aslında ilerleyen belki ilerleyen setler içinde belki iyi bir seçenek de olmayabilir ama belki bir nefes alması da sağlanabilir Osmokrovic'in dışarıya alarak. Bir mola daha aldı Zeroberto. O moladan sonra 24-23 oyun başlayacak. İşte Fenerbahçeli taraftarlar, Türk izleyiciler Katar'da, Doha'da giderek de sayıları artıyor bence. Maçın başında bu kadar yoktu. Haydi alalım artık şu sayıyı. Osmokrovic, Fofao. Şimdi Skowronska bitiriyor seti. Skowronska seti bitiriyor. Setin sonunda biraz korkulu rüya gördük ama 25-23'te ilk seti almayı başardık. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonluğu yolunda Solis Osasco karşısında ilk seti alıyor. Setlerde 1-0 öne geçiyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. SporMax ekranlarında tekrar birlikteyiz. Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe Acıbadem şampiyonluk maçında, final maçında Brezilya şampiyonu Solis Osasco ile
karşı karşıya geliyor. İlk seti 25-23'te kazandık. Alper, ilk setin bir değerlendirmesini yapalım. İlk sette Fenerbahçe Acıbadem genelinde setin son bölümü haricinde oyuna hakimdi. Oyunu istediği gibi yönlendirdi. Özellikle Jacqueline'i yine servislerle oyundan düşürmeye başardı. Natalya'yı etkili kullanmasına izin vermedi Osasco'nun. Fakat Osasco'da Osmokrovic'i çok fazla yüklendi serviste ve hataya zorladı Osmokrovic'i. Ve setin sonunda da belki de birazcık yaklaşmasını onların bu tercihi sağladı. Ama Osmokrovic de kolay kolay oyundan düşen bir oyuncu değil. Çok tecrübeli ve çok sert bir karaktere sahip oyuncu. Onu oyundan düşürmek o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Yani bu sette birazcık daha servis karşılamada Osmokrovic de toparlanırsa Fenerbahçe oyunu biraz daha rahat kontrol edebilir. Ama rakip takım da setin sonunda şu sinyali verdi. Biz iyi bir takımız. Dikkatli olun. Her şey o kadar kolay değil dedi. Evet, o kadar kolay olmayacak mesajını verdiler bize. İkinci set başlıyor. Fenerbahçe Acıbadem'e tekrar başarılar diliyoruz. İlk sete 25-23'te seti almayı başardık. İkinci sete Sasa'nın servisiyle başlıyor Solis Osasco. Sasa servisi kullandı. Nihan karşıladı. Fofao, Skowronska blokta başarı var. Brezilya takımında Carroll. Bu da çok tecrübeli bir oyuncu. Setin başına sıkıştığımız pozisyonda başladık yine oyuna. Ve yine sayı vererek başladık. Aslında sıkıştığımız pozisyon en iyi pozisyonumuz baktığın zaman. Şimdi Zeroberto da oyuncularını uyarıyor. Fofao zor bir pas. Christian Fürst. Alman oyuncudan bir sayı daha geliyor. Fürst'ten mutlaka katkı sağlamamız lazım. Çünkü birinci sette sadece bir sayıyla oynadı Fürst. O bir sayısında hücumdan almıştı. Bu da ikinci sayısı oldu. Hem blokta hem de hücumda biraz daha katkı sağlaması lazım Fürst'ün takıma. Tabii Fürst de yine İtalya Ligi tecrübesi olan çok önemli bir oyuncu. Orada Avrupa şampiyonluğu yaşamış. Avrupa Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Scavolini takımında ve o dönem antrenörleri de şu an Fenerbahçe'nin başındaki Zeroberto'ydu. Eski oyuncusunu, İtalya'daki oyuncusunu Fenerbahçe'ye de aldırdı bir bakıma. Evet, onu çok iyi tanıyan ve onun kapasitesini iyi bilen bir antrenör. 2-1 önde Osasco. Taysa servisi kullandı. Nihan karşıladı. Yine kötü manşet geldi. Zorlandık hücumda ama blok out yaptırmayı başardı Sokolova. Şimdi Fenerbahçe Acıbadem'in servis karşılamadaki yüzdesi setin sonundan itibaren bayağı düştü aşağıya. Bu kötü karşılamalardan sonra yapılan yüksek hücumla yapılan toplarda Fenerbahçe'nin alacağı sayılar belki de oyunun kaderini etkileyecek gibi gözüküyor. 2-2'lik eşitlik var. Fürst servisi kullandı. Carroll'ın pası. Jacqueline vurdu. Bu top çıkmadı. Hani Jacqueline de servis karşılamadaki o kötü performansı yüzünden biraz hücumda da oyundan düşmüştü ama burada sayı almayı başardı. Yani Fenerbahçe Acıbadem bu sette defansta da şu ana kadar top çıkartamadı. 3-2 önde Osasco. Daha setin başındayız. Carroll güzel bir ikram oldu bu bizim için. Carroll'dan 33 yaşında Brezilyalı pasör. Bu da son dönemde yetişen önemli oyunculardan biri. Bu da çok tecrübeli. Hem milli takım hem de kulüpler bazında birçok turnuvada yer almış bir oyuncu. Ama çoğunlukla da Fofa'nın gerisine kaldı tabii ki. Şimdi top içeride. Servisten sayı geliyor. Skowronska. Polonyalı yıldız servisten sayıyı kazandırıyor. 4-3 öne geçiyoruz. Önce servis kaçırdılar. Sonra servisten sayıyı aldık ve bu iki sayıyla da 4-3 öne geçmeyi başardık. Skowronska. Carroll. Şimdi Natalya vurdu. Nihan karşıladı. Fofa'yla hücumdayız. Osmokrovic blok başarılı. Solis Osasco'da. Natasha Osmokrovic'i blokla durdurmayı başarıyorlar. Adanezya'nın ikinci bloğu oldu bu da bu maçtaki. Top dışarıda bir kez daha. Yine kaçan servis. Bu kez Jacqueline servisi kaçırıyor. Fenerbahçe Acıbadem 5-4 öne geçiyor. Evet.
Jacqueline üzerine yine Carroll pasını verdi. Sasa vurdu. Sasa top içeride. 4 numaradan Sasa ile hücum ettiler. Evet, tabii Fofana'nın olduğu yer. Kesinlikle öyle. Fofana'nın olduğu yeri kullanıp Sasa da 3. sayısını aldı bugün. İki takım da birbirinin iyi yanlarını, kötü yanlarını, zayıf noktalarını çok iyi biliyor. Hani biz diyoruz ya, Roberto çok iyi tanıyor diye rakip takımı, ama aynı şekilde baktığımız zaman diğer takımda Fenerbahçe'nin bütün iyi yanlarını biliyor. Çünkü çok üst düzey oyuncular bunlar. Herkes herkesin ne yaptığını çok iyi biliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Takımları iyi biliyorlar ama Roberto'nun bir avantajı, Roberto biraz daha fazla detayları biliyor olabilir oyuncularla ilgili olarak. O da Fenerbahçe Acıbadem'in işine yanıyor. Natalya'dan da bir tane çok basit bir hata gördük şu anda. Çünkü karşısında Fafao varken diğer tarafa vurmayı tercih edip out'a vurdu. 6-5 öndeyiz. İkinci sette Eda Erdem servisi kullandı. Carroll'ın pası, Sasa, ikili blok var. Şimdi müthiş geldi dublaja. Osmokrović ve Skovronska topu karşıladı. Hücum şansı Sorizo Sasko için. Yine Sasa vurdu. Sayıyı getirdi Osasko'ya. İşte burada Osmokrović'in aldığı manşeti görüyoruz. Evet, ve karşı sahaya geçmeden de durmayı başardı. Evet. Natalya serviste. Natalya, Sokolova, Nihan, Skovronska zor pozisyonda hücum ediyor. Skovronska biraz da şansımız yaver gitti burada. Banttan seken top yanılttı savunmayı. 7. sayısı Fenerbahçe Acıbadem'in. Bugün belki de şu ana kadar hani bizim için önemli olan bir avantaj Natalya'nın çok kötü oynaması. Evet, Natalya'yı durdurmayı şu ana kadar başardık. Diğer maçlara göre etkinliği çok az. Sadece 2 sayısı var Natalya'nın şu ana kadar. Sasa, Sokolova, Fofao, şimdi Skovronska. Müthiş bir smaç. Kaşa Skovronska 8. sayı. 8-6 ile Fenerbahçe Acıbadem. Harika bir hücumdu. Harika bir hücumdu. Teknik modaya önde giriyor. Evet. Bu sette şu ana kadar Fenerbahçe Acıbadem servis karşılamada pek iyi performans göstermedi diyebiliriz. Çoğu topu Fafao 3 metrenin dışından veya zor pozisyonda pas atmak zorunda kaldı. Oyunu istediği gibi kurma şansını elde edemedi. Ona rağmen biraz önce setin başında da söylediğimiz gibi bu kötü karşılamadan sonraki hücum performansımız belki de maçın kaderini belirleyecek dedik. Şu ana kadar bu kötü karşılamalardan sonra Fenerbahçe'nin smaçörleri hakikaten çok yüksek yüzdeyle hücum ettiler. Hem defanstaki boşlukları iyi değerlendirdiler Osasko'daki, hem de topu çok iyi yönlendirerek çok iyi hücumlar yaptılar. Evet, son bölümde Skovronska'nın ne kadar etkili olduğunu gördük. O da 27 yaşında Polonyalı oyuncu ve Polonya Bayan Voleybol Milli Takımı'nın en büyük yıldızlarından. 2003 yılında yine altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'na altın alan takımın önemli parçasıydı. 2005'te keza Hırvatistan'da şampiyon olan takımın en önemli oyuncusuydu. Üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Ve bu dönemde, son dönemde milli takımda görev almıyor. Milli takımı şu an için bıraktı Skovronska. O da sanıyorum teknik heyetle olan bir anlaşmazlıktan dolayı, ama hiç kuşkusuz Polonya'da şu anda en önemli yıldızlardan biri. Evet, milli takım sezonun başında milli takımla birlikteydi Grand Prix'lerde. Fakat Grand Prix finallerinden sonra milli takımdan ayrıldı. Sokolova çok sert vuruyor. İşte Lubo Sokolova. O da çok çok önemli bir kariyere sahip. 2000-2001 sezonunda eczacı başında da ülkemizde forma giymişti. Sokolova, o zamanki adıyla Şaşkova. Daha sonra çok çok önemli kulüplerde oynadı. O da çok büyük bir tecrübe. Solizo Sasko'nun 8. sayısı yine Tayşa'dan geldi. Bugün onu çok iyi kullanıyorlar. Evet, o da 7. sayısını aldı. Aslında dün yarı final maçında da Adenezya ile birlikte, Adenezya'dan sonra daha doğrusu en skorer ikinci oyuncuydu Tayşa. Yani iki orta oyuncusu dün Bergamo karşısında müthiş bir maç çıkartmışlardı. 9-8 Fenerbahçe Acıbadem'in üstünlüğü var. Şimdi ortadan hücum, bu kez de Adenezya. Hani dilimizi mi ısırsak? Adenezya ve Tayşa çok iyi oynamış dedik ama hani istatistikler de bunu söylüyor. Onlar şu anda en formda isimler takımda. İkisi de fiziksel olarak iyi oyuncular, uzun oyuncular ve hücumda da ellerine hakim olan oyuncular. Yine Tayşa serviste.
Osmokrović'in üzerine doğru Osmokrović karşıladı. Sokolova vurdu, bu topu çıkardılar Sasa'yla. Şimdi hücum şansı, top dışarıda. Temas yok, evet. Yine Natalya dışarı vuruyor. Natalya bugün gerçekten çok kötü oynadı. Natalya bugün Fenerbahçe Acıbadem'e çok katkı sağladı sahanın içinde. Zé Roberto'nun gözüne girmeye başladı. 10'a 9 üstünlüğümüz var Fenerbahçe Acıbadem. Şimdi Christian Fürst'e serviste. Fürst'ten harika servis. Bu top çıkmıyor. Alman oyuncudan müthiş bir servis geldi. 11. sayımız. Natalya o topu da karşıya atamadı. Manşetli de atamadı. Çok kolay bir top değildi ama. Evet. En son burada işte Natalya. İyice oyundan düştü Natalya. Ve mola geldi. Sadece 2 sayıda tutmayı başardık şu ana kadar Natalya'yı. Hakikaten bu oyunu kontrol etmemizde bence çok önemli bir etken. Çünkü özellikle Sasa'yla sadece karşısında Fafao varken sayı alabiliyorlar. Ve bütün yük köşe oyuncularında bu sefer Jacklin'in üzerinde kalıyor. Yani Jacklin de şu ana kadar sadece 6 sayıya ulaştı. Hücumdan 4 sayı çıkarmayı başardı. Ama maç boyunca bunu ne kadar sürdürebilir? Hakikaten çok kolay değil. Mutlaka Natalya'nın yardımına ihtiyacı var onların oyuna dönebilmek için. Şu ana kadar aldığımız önlemler hakikaten Natalya'yı durdurmak için yeterli oldu. Yine Kürt serviste 2 sayılık üstünlüğümüz var. 11-9. Sasa, Carroll paralelde Fofao karşıladı. Şimdi Sokolova pasını verdi. Skowronska vurdu. Tekrar Carroll, bir plase daha. Kürt karşıladı. Fofao, Osmokrović, Natasha Osmokrović. İnanılmaz oynuyor bugün. Burada Fofa'nın da savunmadaki başarısı sayının gelmesine çok büyük bir etken tabii ki. Ortada pasörü görünce Carroll ortada kaldı. Adeneze'nin tek ayak hücumundan sonra onu görünce çok daha büyük bir güvenle vurdu çapraza ve sayıyı getirdi. 12-9 fark 3 sayı. Carroll'ın pası. Jacklin Carvalho, bu top çıktı. Osmokrović güzel düşündü ama düşündüğünü yapamadı. Dışarı atıyor topu. 12-10. Hemen de özür dedi arkadaşlarından. Burada o boşluğu kullanmak istedi belki de ama biraz hızlı gitti top. Evet, çok güzel bir düşünceydi ama sayıya dönüşmedi. Carroll serviste 12-10. Şimdi bir anlaşmazlık. 11. sayısı Solis Osasco'nun. İlk maça göre Osasco biraz daha iyi servis atıyor. Yani bu da oyundaki sayıların biraz daha yakın gitmesini sağlıyor. Özellikle Osmokrović ile Şaşkova'nın arasına ve Osmokrović'in üzerine şu ana kadar iyi servis attıklarını söyleyebiliriz. Skowronska'nın sayısı. Skowronska seriye bağladı adeta. Yine hücumda onunla sayı bulduk. 13-11 yapıyoruz. İkinci sette durumu ilk seti 25-23 kazanmıştı. Fenerbahçe Acıbadem Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda final maçı. Skowronska servisi kullandı. Carroll ortadan hücum, Adenezya. Nihan karşıladı. Fofa pasını verdi. Sokolova vurdu, top blokta kaldı. 14. sayı. Lubov Sokolova. Geç yerleşti blok ve Sokolova da müthiş bir sayı alıyor. Yine Skowronska ile servisi kullandık. Skowronska dışarı atıyor topu. Uzun gönderdi. Dışarı düştü bu top. Bu turnuvada onun smaç servislerini hiç göremedik. Çok taktik servis kullanıyor. Bu da çok az bir farkla dışarı düşmüş. Çok da etkili kullanıyor ama bu attıkları sıçrayarak servisleri. İşte Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları. Eminim sizin kulağınıza kadar geliyordur. Katar'da oynanıyor maçlar. Doha'da ve Doha'da belki de en kalabalık taraftar topluluğu Fenerbahçe'de. Şimdi hücumda Skowronska ile Fenerbahçe Acıbadem. Bu top çıktı Carroll'la. Şimdi Natalya. Natalya sayı alıyor. Natalya oynamaya başlarsa işimiz biraz daha zorlaşabilir. Şu ana kadar çok etkili olamadı. Bu topta da Eda biraz daha erken elini sokabilseymiş, açıkta kalmış. Bir blok daha yapabilirmiş Natalya'ya. Manşet hatası Sokolova'dan. Adenezya. Carroll. Tekrar Natalya. Şimdi Eda karşıladı. Bir hücum daha. Adenezya. Carroll. Diğer tarafa oynadı. Sasa vurdu. Nihan karşıladı. Fofao mu? Eda'ya sanıyorum. Bir file hatası.
Senin şahin gözde yardımcı hakemini kaçırmadı. 14-14 oldu. Beraberlik var ikinci sette. Jacklin servisi kullandı. Osmokrović, Fofa. Şimdi Osmokrović hem manşeti aldı hem de bu hücumu sayıyla bitirdi. Natasha Osmokrović. Bu hücumlar çok önemli çünkü yani kötü bir servis karşılamaydı. Fofa çok mecburiyetten attı topu oraya. Başka seçeneği kalmamıştı. Yani bu tarz topları öldürmemiz hakikaten takımı çok rahatlatıyor. Yani şu ana kadar da bunu iyi başardı. Fenerbahçe Acıbadem'in smaçörleri özellikle Şaşkova ile Osmokrović bu tarz toplara daha fazla pas alıyorlar. Onların yüzdesinin, bu toplardaki yüzdesinin yüksek olması Fenerbahçe'nin önde gitmesini sağlıyor şu ana kadar. Sasa Skovronska karşıladı. Fofa pasını verdi. Eda Erdem vurdu. Bu top çıkmıyor. 16. sayıda geldi. 16-14'te ikinci teknik molaya da önde giriyor Fenerbahçe Acıbadem. 14-14'te yakalamışlardı bizi ama üst üste iki sayı geldi ve çok kritik sayılar bunlar. Fofa top eline geldiği zaman oyunun taktiğini, hücumun yönünü çok iyi belirliyor. Ve Fenerbahçe Acıbadem'in smaçörleri de hakikaten bu topları çok iyi değerlendiriyorlar şu ana kadar. Eda'yı çok iyi kullanmaya başladı Fofa. Eda da şu ana kadar 6. sayısına ulaştı. 6 sayısı var Eda'nın hücumda. Takımımızın en skorer oyuncusu da şu anda 9 sayıyla Skovronska gözüküyor. Osasko'ya bakacak olursak onların da 7 sayıyla Taysa en skorer oyuncuları. Onu 6 sayıyla Jacklin'le Sasa izliyorlar. Yani şu ana kadar taraftarlar Doha'da şov yapıyorlar tribünlerde. Takımları dünya şampiyonluğuna doğru gidiyor ve büyük bir destek var Doha'da. Fenerbahçeli taraftarların onlara taktığı isimle Sarı Melekler şu anda setlerde 1-0 önde. İkinci sette de 16-14 üstünlüğümüz var. Carroll'ın pası Sasa vurdu, bloktan sekti, bu top çıkmadı. Sayı Brezilya takımının 16-15 oldu. Adenezya servisi kullanacak. Sokolova. Fofao. Tekrar Sokolova. Bloktan sekiyor. Blok out sayı Fenerbahçe. Acıbadem'in. 17-15. Evet, yüzler gülüyor. Fenerbahçe Acıbadem'de. Şu ana kadar zaman zaman rakip yakaladı belki ama onlar öne geçip bir seri yakalayamadıktan sonra Fenerbahçe Acıbadem sürekli maçı kontrol altında tutmayı başardı. Eda Erdem, iyi servis Eda'dan. Şimdi Carroll pasını verdi. Sasa blok out yaptırmayı başardı. Fofan'ın olduğu bölgeden hücumlar üst üste 4 numarada Sasa'yla. Yani Fürst şu ana kadar blokta neredeyse hiç katkı sağlayamadı takıma. Yani çoğu zaman Fafa ile birlikte oynarken bile Fürst'ün elinden toplar dışarıya gitti. Biraz da kaçıyorlar onlar aslında. Sokolova vurdu. Sokolova dışarı vuruyor topu. 17-17. Tekrar beraberliği sağlıyorlar setin sonlarında. Solis Osasco burada bir block out belki de yaptırmak istedi Sokolova ama olmadı. Natalya serviste. 17-17'lik eşitlik var maçta. İkinci sette Natalya yine Sokolova'nın üstüne doğru. Fofao, Sokolova plaseyi bıraktı. Bu top çıkmadı. 18. sayı. Rus Yıldız harika bir plase. Çok iyi bir zamanlama. Çok iyi smaç gösterdi. Son anda plaseye attı. Çok da önemli bir sayıydı. Evet, öne geçme 18. şansıydı. Sayımız bu da bir önemli sayı. 19. sayıda geldi. Manşet hatası. 19-17. Tekrar farklı iki sayıya çıkardık. Pozisyon olarak da Fofo arkaya geldi şu anda. Önde çok iyi bir blok pozisyonumuz var. Sokolova, Skovronska ve Fürst. Hem çok uzun hem de blokta çok etkili oyuncular. Üçü de belli dönemlerde orta oyuncu da blokör de oynamış oyuncular. Fofo'nun servisi Jacklin karşıladı. Carroll, Taysa blok var. Nihan, hücum şansı bizde. Fofo, Skovronska blok out. 20-17 fark 3 sayı. Önce iyi savunma, sonra Skovronska ile sayı geliyor ve mola aldı Brezilya takımı. Oyunun seyri genelde şu şekilde gelişiyor.
Fafa öne geldiği zaman biraz daha rahat sayılar bulmaya başlıyor Sasko hücumda. Ama Fafa ne zaman arkaya geliyor? Aradaki fark 2-3 sayılara kadar çıkıyor. O farkı genelde Fafa öne geldiği zaman kapatıyorlar. Bu pozisyonda hakikaten en iyi blok pozisyonlarımızdan biri. Şu ana kadar onu da çok iyi kullandık. Tabii Brezilya liginde bu takımın tam 4 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim. 2002-2005 arasında üst üste 3 şampiyonluk kazandılar ki bu 3 şampiyonluğun ikisi Zé Roberto ile geldi. Onun takımın başında olduğu 2 yılda şampiyon olmayı başardılar Brezilya liginde. Daha sonra 4 yıl Rexona takımına şampiyonluğu kaptırdıktan sonra yine geçen yıl, geçen sezon şampiyonluğu devraldılar ve aynı zamanda Güney Amerika şampiyonasında da şampiyon oldu Brezilya ekibi. Onların arasında da çok büyük bir rekabet var. Evet. Roxana ile Rexona ile Osasco arasında Brezilya'da. Sokolova. Hücum şansı. Sasa plaseyi bıraktı, top dışarıda. Sasa'nın plasesinde top dışarıda. 21-17. İkinci seti kazanmaya doğru da yavaş yavaş gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonluğuna doğru gidiyor. Sasa karşısında Fafao'yu görmediği zaman şaşırmaya başlıyor hücumda. Şimdi yine ikili değişikliklerini yaptılar. Tice ve Anatiemi Takagi oyunda. Şu ana kadar da bu değişiklikten pek bir katkı sağlayamadılar. İlk maçta da bu değişikliği denemişlerdi ama evet. Çok Anatiemi fazla katkı gelmedi. Anatiemi de Japon asıllı bir oyuncu. Babası Japon, annesi Brezilyalı. Şimdi Anatiemi pasını verdi. Yine Anatiemi, oyuna yeni giren iki oyuncu arasındaki paslaşma, Tice sayıyı çıkartıyor. Anatiemi de çok yetenekli bir pasör. İlerleyen dönemde yüksek ihtimalle Brezilya milli takımında onu pasör olarak izleyeceğiz. Aynı zamanda uzun boylu da bir pasör. Tabii o da önemli bir avantaj. Top dışarıda. Servis kaçırıyor Sasa. 22-18. 4 sayılık fark var setin sonunda. Önemli bir avantaj yine Fenerbahçe Acıbadem için. Sokolova serviste. Sokolova kullandı. Anatiemi'nin pası, ortadan hücum ediyorlar. Taysa Menezes 22-19 yaptı. Skorer oyununu sürdürüyor Taysa. 8. sayısını elde etti. Yani onu biraz daha fazla kullandırtmamamız lazım. Bu da ancak servisle olabilir. 22-19 kritik sayılar setin sonunda, top dışarıda. Taysa bu servisi kaçırdı. Çok da iyi yaptı. 23-19 oldu. Bu set çok fazla servis kaçırdı Osasco takımı. Tam olarak sayısını bilemiyorum ama hakikaten çok fazla servis kaçırdılar. İşte hırsı görüyorsunuz. Fenerbahçe Acıbadem'in oyuncuların yüzündeki. Hepsi dünya şampiyonuna inanmış durumda şu anda. Ve Christian Fürst serviste 23-19. Fürst kullandı servisi. Sasa Anatiemi. Jacqueline vurdu. Çok sert vurdu Jacqueline. Çok büyük bir silah. Şu ana kadar çok işlemedi bu silah belki ama yine de Brezilya milli takımının da önemli oyuncularından biri görüntüdeki Jacqueline. İlk defa ikili değişiklikten bir söyledikten sonra yine verim aldılar hücumda. Şimdi tekrar Carroll ve evet. Adeneze oyuna giriyor. Anatiemi de çok iyi paslar attı. Yani smaçörlerini hakikaten bayağı rahat pozisyonlarda hücum ettirdi. Carroll servisi kullandı. Sokolova, Fofao, Osmokrović blockout. Natasha Osmokrović 24. sayı. Set sayısı Fenerbahçe Acıbadem için. Natasha Osmokrović burada bloğu geçiyor. Yine aşağı yukarı aynı şekilde geldik setin sonuna. Evet, bizde de ikili 24-20'lerde yapıyoruz şimdi. Skovronska oyundan çıkıyor. Naz giriyor. Fofao çıkıyor. Çiğdem giriyor oyuna. Kaptan Çiğdem Can Rast'ın oyunda. Naz'la birlikte. Şimdi Naz serviste. Naz'la etkili servis atabilen bir oyuncudur ama kenardan girdikten sonra nasıl atacak göreceğiz. Naz Aydemir servisi kullandı. Set sayısı Fenerbahçe Acıbadem için. Natalya vuruyor. 24-21 oldu. Tekrar ikili değişikliği yapıyor büyük bir ihtimalle. Zé Roberto burada blok için Çiğdem'i oyuna almıştı ama Natalya bloğu geçmeyi başardı. Hemen döndü kenara. İşte görüyorsunuz. Değişiklik yine onlarda da var.
Onlar da Sasa'yı dışarıya aldılar evet. blokta. Sasa dışarı çıktı. 10 numarayla Edenia girmiş Edenia olması lazım. Edenia girdi. Evet. Çok kullandığı bir oyuncu değil bu turnuvada ama şimdi biz o bölgeyi kullandığımız için bunu yapmak zorunda kaldı. Eda Erdem vurdu. Bu topu da çıkarmayı başardılar. Set sayısı Fenerbahçe Acıbadem için şimdi blok var. Top dışarı düşüyor. Hayır içeride diyor hakem. Oyuncular da yani için dışarıda diye o topa baktılar. Bakalım banttan sekti. Evet içeri düştü. Hakemin kararı doğru. Yine setin sonunda yakalamayı başardılar evet. ama iki sayılık bir fark var hala. Zé Roberto da molayı aldı. Blok yerlerine değişiklik yaptı Osasco takımının koçu. 4 numaraya Natalya'yı aldı. 2 numaraya da Edenia'yı getirdi. Ve işe de yaradı aynı zamanda bu. Yaptığımız tek ayak hücumunu Natalya sektirmeye başardı blokta. Sonrasında da hücumda sayıya çevirmeyi başardı. Yani iyi setin diğer bölümlerinde, maçın diğer bölümlerinde olduğu gibi bu kadar rahat hücum edemeyebiliriz. Çünkü Natalya'nın bloğu Sasa'ya göre çok daha iyidir o bölgede. Özellikle o tarz toplarda. Tek ayakla yapılan toplarda. Bir sayıya ihtiyacımız var. Evet bakalım nasıl bir hücum setini tercih edecek Fofao. O sayıyı alalım artık. Fofao pasını verdi. Eda seti bitirdi. Eda Erdem seti bitirdi. 2-0 öne geçiyoruz setlerde. Eda'nın sayısı ve ikinci seti de alıyoruz. Setlerde 2-0 öne geçiyoruz. Şampiyonluğa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Fenerbahçe Acıbadem Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda final maçında Brezilya'nın Solis Osasco takımı karşısında setlerde durumu 2-0 yapıyor. İlk set İki sette üstünlüğümüz var. 2-0 önde Fenerbahçe Acıbadem Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde ve dünya şampiyonu artık çok yakın diyebiliriz. Tabii çok erken konuşmak voleybolda, bir sporda doğru değil ama Fenerbahçe çok iyi götürüyor şu anda maçı. Setlerde de 2-0'lık bir avantaj yakaladık. Şu ana kadar set bile vermedik Dünya Şampiyonası'nda. Bu da çok çok önemli bir başarı. 14 yıl önce en son düzenlenmişti bu şampiyona. Hep Brezilya takımlarının üstünlüğüyle geçen bir şampiyonaydı. Yine finalde bir Brezilya takımı var ama karşısında da yıldızlar topluluğu Fenerbahçe Acıbadem. İşte minik bir taraftar da büyük bir heyecanla maçı izliyor. Fenerbahçe formalı Türk bayraklı izleyiciler Katar'da, Doha'da maçın başından beri hiç susmadan destek veriyorlar takımımıza. Neler olabilir 3. sette? Alper. Şimdi 3. sette servis karşılama yüzdemizi biraz daha yükseltirsek oyunu çok daha rahat kontrol edebiliriz. Çünkü bu sette belki çok fazla öne geçme şansı yakalayamadı Osasco ama bizi servis karşılamada hakikaten servisleriyle zorlamayı başardılar. İlk setin sonundan itibaren etkili servis atmaya başladı Osasco takımı. Servis karşılamayı birazcık daha yükseltirsek o zaman oyunu biraz daha rahat kontrol etme şansımız olacak diye düşünüyorum. Şu anda sorun yaşadığımız yer servis karşılama gözüküyor. Bir de Fafao'nun blokta olduğu pozisyonda arkadaki defansta ekstra toplar çıkarmayı başarırsak oyunu biraz daha rahat kontrol ederiz gibi gözüküyor. Setin başına öne geçersek de zaten Osasco takımında daha fazla hata
görebiliriz. Evet, 3. set başladı ve 3. setin ilk hücumunda topu dışarı attılar. 1-0 öndeyiz 3. setin başında. Natalya vurdu, Alkan Osmokrović çok büyük bir çaba harcadı ama o topu çıkartamadı. 1-1'lik eşitlik var 3. sette. İşte tekrar görüntüye geliyor son pozisyon. Adenezya servis kullanacak. Solis Osasco'da. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya'nın en önemli oyuncularının yer aldığı bir kulüp. Son dünya şampiyonasının ikincisi Brezilya. O Brezilya milli takımının kadrosunu, temelini oluşturan takım Solis Osasco karşısında. Fenerbahçe Acıbadem müthiş bir maç çıkartıyor. 2-1 öne geçiyoruz 3. sette. İlk bu iki takım oynadığı gün şunu söylemiştik. Brezilya milli takımına karşı dünya karması oynuyor diye. Dünya karması. Yani Fenerbahçe Acıbadem müthiş bir maç çıkartmaya devam ediyor. Sokolova büyük bir çaba harcadı ama çıkartamadı o da topu. Sokolova da çok önemli bir oyuncu. Şaşkova. O da Oraloçka'da aslında kariyerinin en başında en önemli başarıları belki yakaladı ve adından söz ettirdi. Daha sonra Eczacıbaşı, Bergamo, Pierliasi vole yine İtalya'da, Murcia, Odinsovo takımlarında oynadı. Schiavo'da oynadıktan sonra şimdi Fenerbahçe Acıbadem'de. Hani her zaman yatırım yapan, voleybola bütçe ayıran takımlar ilk olarak onu transfer etmek istedi belki de. O da gerçek bir kazanan evet. Yani winner gerçek bir. O da Osmokrović gibi komple bir oyuncu. Osmokrović'in biraz daha uzun olanı, hücumda biraz daha fazla etkili olanı ve file üzerinde aynı şekilde blokta da çok etkili bir oyuncu. Yani bütün teknikleri çok iyi uygulayabilen bir oyuncu. Hakikaten zor bulunan oyunculardan biri o da. Osasco 4-2 öne geçiyor setin başında. Hani setin ilk başında öne geçmeleri biraz onlar için umut olabilir. İlk iki sette de bunu başaramamışlardı. En fazla yakalayabilmişlerdi Fenerbahçe Acıbadem'i. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Natalya kullandı. Nihan karşıladı. Fofano'nun pası. Osmokrović vuruyor. Bu top çıkmıyor. Natasha Osmokrović yine iş başında. Hırvat oyuncu. Miladoš Zagreb'de yetişti. Pek çok yıldız yetiştiren bir kulüp tabii. Hırvatistan'da Miladoš Zagreb. Ve o da uzun kariyeri boyunca gerçekten çok önemli takımlarda oynadı. Natasha Osmokrović. Durum 4-3. Bu sayı alırsak dengeyi sağlayacağız. Eda pasını verdi. Skovronska istediği gibi vuramadı. Carroll ortadan hücum. Taysa Menezes. Yine kurşun pas tabir ettiğimiz pasla Taysa'yı buluşturdular. Taysa da 9. sayısını aldı. Osasco'da takımın en skorer iki oyuncusundan biri. 9 sayı alan diğer oyuncu da Sasa şu anda. Osmokrović. Osmokrović vurdu. Top dışarı düşüyor. Dışarıda top. Skorboard'a yanlış yansıdı şu anda sayılar. Bu da az sonra düzelecek sanıyorum. Evet. 6-3 oldu. Osmokrović karşıladı. Fofano'nun pası. Yine Osmokrović blokta başarı var. Tabii voleybolda özellikle de bayanlar voleybolunda sık gördüğümüz bir tablo. 2-0 olduktan sonra setler. 3. setler genelde böyle başlıyor. Evet. Yani 2-0 geride olan takım biraz daha bir öne geçmeyi başarıyor 3. sette. Önde olan takım da birazcık oyundan düşüyor. Eğer dengeli güçler şeklindeyse maç bu tarz şeyleri sık sık görüyoruz. Ama Fenerbahçe Acıbadem buradan da çevirebilecek bir takım. Yani aradaki sayı farkı çok fazla değil şu anda. Hem de setin başı olması. Evet. Önemli. Bir seri yakalamamız lazım bu sette. Skovronska servisi kullandı. Sasa, Carroll. Şimdi Taysa vurdu. Bir hücum şansı daha. Carroll bu kez Jacqueline'le oynadı. Jacqueline blokta başarı var. Ortadan hücum Taysa'dan. Şimdi hücum şansı bizde. Osmokrović çok zor bir top. İki takım da istediği gibi hücum edemedi. Ve en sonunda Carroll vurdu. Bu arada sayıyı Fenerbahçe Acıbadem'e verdi hakem ve Carroll da adeta çılgına döndü. Defansa çarptığını söylüyor Carroll topun. Top dışarıya düştü ama defansa çarptı muhtemelen. Evet. Hayır hakem hatasını düzeltti. Evet. Çünkü top Skovronska'ya çarpmış olması lazım. Evet, çok bariz bir şekilde çarpmış. Eda da
hakeme yok diyor ama bayağı bir çarptı orada Skowronska'ya. Ama yardımcı hakem uyardı. Gidip evet düzeltti bu hatayı. Sayı Brezilya takımının oldu ve böylece 8-4'te ilk teknik molaya önde giriyor Soriz Osasco. İlk defa da bir teknik molaya önde girmiş oldular. Evet, maçın başından beri ilk defa oldu bu. Biraz sıkıntı yaşıyoruz şu anda setin başında. Hücumda biraz sorun yaşadık bu sette. Osasco'nun arka arkaya bloklarını gördük ve defanstan çıkardığı topları gördük. Blok yedikten sonra bizim smaçörlerimizin hücum tercihleri de biraz daha kötü olmaya başladı. Yani topu daha garanti bir şekilde oyunu tutmak için hareket ettiler. Onun neticesinde de Osasco ilk teknik molaya önde girmeyi başardı. 8-4, 4 sayılık bir fark var 3. sette. İlk 2 seti Fenerbahçe Acıbadem kazanmıştı. 3. sette 8-4 önde Brezilya takımı. Taysa Menezes servisi kullanacak. Bugün Brezilya takımının en etkili oyuncusu şu ana kadar. Taysa ve şimdi servisi kaçırdı. 2-3 defa daha etkili dersek herhalde bir daha kendine gelemeyecek gibi gözüküyor. Kendine gelemeyecek, evet. 8-5 oldu. Aradaki sayı farkı 3'e indi. Şimdi iyi servis atmamız lazım. Ve Osmokrović serviste. Osmokrović Sasa karşıladı. Carroll. Müthiş bir plase bıraktı. İkinci topta 33 yaşındaki tecrübeli pasör. Hani Carroll 33 yaşında çok tecrübeli pasör diyoruz. Ama Fofao 40 yaşında bizde. Hani ona ne diyeceğiz o zaman bilmiyoruz. Osmokrović, Fofao, kayarak hücum Eda Erdem. Sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. Bu hücumdan maçın başından beri çok sayı çıkardık ve çok da başarılı olduk. Çok da ihtiyacımız vardı böyle bir hücuma. Çünkü hücumda sıkıntı yaşadığımız, hücum yüzdemizin çok düştüğü bir andaydık. 9-6, arada 3 sayılık fark var. Haydi Eda, şimdi servisten sayı gelsin. Eda kullandığı servisi zor karşıladılar ama Jacqueline hücumda blokta yumuşatmayı başardık. Christian Furs şimdi Skowronska arka alandan vurdu. Bu top çıkacak mı? Zor da olsa çıkardılar. Bir hücum şansı daha yakaladık. Fofao Furs vuruyor ve sayı geliyor. İyi hücum ettik. Alman oyuncu Furs sayıyı getiriyor. Bu tür seri yakalamamız çok önemli. Aradaki farkı kapatmak için işte Christian Furs. Bu sette servisimiz de biraz düştü. Biraz daha kolay servisler atmaya başladık. Bu da Osasco'nun biraz daha rahat oyun kurmasını sağladı. Servisteki etkinliğimizi de tekrar arttırmamız gerekiyor. Şu anda olduğu gibi Eda iyi servis attı ama Natalya çok zor bir topa vurmayı başardı. Brezilyalı oyuncu. Ona iyi de oldu. Şimdi Jacqueline serviste. Jacqueline servisi kullandı. Fofao. Sokolova. Top içeride. Sayı Fenerbahçe Acıbadem'in. İşte Zeroberto görüntüde. İki sayı indirmeyi başardık farkı. Fofano'nun servisi. İyi servis. Carroll. Zor bir pas. Natalya vurdu top dışarıda. Temas yok. Sayı bizim. 10'a 9. Fark 1'e indi. Bu arada Natalya'yı kenara alıyor ve 12 numarayla Natalya şimdi kenarda. Yerine kimin girdiğini de göreceğiz. Evet. Evet yine Thais oyunda. İtirazlar var ama sayı Fenerbahçe Acıbadem'in 10-10. Temas var diye Brezilyalılar itiraz ettiler bu topta ama hakem aynı görüşte değil. 10-10 beraberliği yakalıyoruz. Natalya da tam toparlanır gibi olmuştu. Bir hata yaptı. Herhalde daha fazla sabredemedi koç. Onu çıkarmayı tercih etti. Natalya da 8 sayıya ulaşmıştı. Evet, 10-10'luk eşitlik var. Bir de mola aldı. Antrenörleri. Toplam direkt hatalarında da Osasco takımı 17 hataya ulaştı. Osasco'nun 17 tane hatasından Fenerbahçe sayı çıkarmayı başardı. Fenerbahçe'nin de şu ana kadar sadece 10 tane rakibe sayı kazandıran hatası var. Bu da hakikaten çok önemli bir istatistik. Neredeyse 2 katına yaklaşan bir rakam. Bu da Fenerbahçe'nin oyunu kontrol etmesinde çok önemli bir rakam.
Bu arada Katar'da da bir hayli Türk'ün yaşadığını, Fenerbahçeli'nin olduğunu öğrendik bu maçla birlikte. Tabii yakın ülkelerden de gelen olmuştur mutlaka, o bölgede yaşayan Türkler. Maça büyük ilgi gösteriyorlar. Skowronska vurdu. 10-10'luk eşitlik var. Şimdi iyi blok yapalım. İkili bloğa geçtiler. Fofa karşıladı. Christian Fürst. Skowronska vurdu. Bu topu da çıkarıyorlar. Carroll'la hücumdalar. Şimdi Tice Plase'yi bıraktı. Nihan karşıladı. Fofa, Sokolova. İkili bloğa rağmen vuruyor. Bu top da çıktı. Uzun bir Ali. File üstünde. Şimdi Nihan. Manşetle pasını veriyor. Sokolova zor pozisyonda vurdu. Hücum sırası onlarda. Carroll. Şimdi Sasa. Sasa Plase'yi bıraktı. Nihan karşıladı ama manşetten kaçan bu topu Adenezya sayıyla sonuçlandırıyor. Uzun bir Ali oldu. En sonunda Adenezya bitirdi. Birçok hücum şansı da yakaladık ama sayı almayı başaramadı Fenerbahçe Acıbadem. 11-10 öne geçiyor. Sorizo Sasko. Artık her şey dengede bu sette. İlk iki set bizim. Üçüncü setteyiz. Osmokrović, Vofao müthiş girdi topun altına ve Skowronska sayı alıyor. Hani o kadar zor bir top geldi ki Vofao'ya. Şimdi tekrar izlersek. Zaten yerde pas attıktan sonra hani, şu anda onu görebiliyoruz. Topun altına girmek için zaten neredeyse bütünleşti orada yerle. Allah'tan çok uzun değil o toplarda. Daha fazla sorun yaşamıyor. Ve Skowronska ile sayımız geldi. Skowronska da sahanın en skor oyuncusu oldu. 12 sayıya ulaştı. Şimdi ikili blok başarılı. Skowronska şimdi de blokta. Polonyalı oyuncu final maçında müthiş bir performans gösteriyor. İşte burada bloğu yapan Skowronska. Sasa blok out denedi Skowronska'nın elinden fakat başaramadı. Fenerbahçe Acıbadem 12-11 öne geçmeyi başardı. Sasa şimdi ikili blok. Fofa'a karşıladı. Christian Fürst zor bir top ama Skowronska müthiş vuruyor topa. Harika hani, bir hücum. Çok zor bir yerden topa vurdu. Carroll'ın şu an yüzündeki ifade aynen şunu diyor belki de. Ne yapsak olmuyor. Evet ama burada Sasa'nın çok kötü bir tercihi var. Blok yapmadı, ellerini çekti son anda. Ve çok büyük bir defans alanı boşaldı arkada. Skowronska da oraya vurdu. Şu anda Brezilya takımı Taysa ile ayakta kalmaya çalışıyor. Taysa da 12 sayıya ulaştı ve takımın en skor oyuncusu. Ondan sonraki en skor oyuncu 9 sayıyla Sasa gözüküyor şu anda. Taş servisi kullandı. 13-12 önde Fenerbahçe Acıbadem. Yine Skowronska. Yine Skowronska. Yine Skowronska. Fofa da şu anda en formda oyuncusunu sürekli kullanıyor. Paralele vurdu bu kez. Karşısında Sasa olduğu için biraz daha da rahat atıyor o bölgeye şu anda. Skowronska da Sasa'nın olmasını çok iyi kullandı şu ana kadar. Ve devam tekrar diyor Roberto. Evet. Devam diyor aynı şeye. Ve 14-12 fark, 2 sayı. Şampiyonluğa doğru gidiyor Fenerbahçe Acıbadem. Dünya şampiyonluğu artık çok az kaldı. Sasa, ikili blok. Christian Fürst, Fofao, Skowronska. Bu kez bloktan top içeri düşüyor. Bu kez blokla durdurmayı başardılar. Polonyalı oyuncu, o da biraz yoruldu. 14-13, aradaki sayı farkını bire indirdi Brezilya takımı Sorizo Sasko. Arka arkaya çok pas aldı Skowronska. Biraz onun da etkisi var. Sasa serviste. Bu sette de büyük çekişme var. 14-13. Ve servis hatası Sasa'dan. Kaçan servisler bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Daha az servis kaçırdık bugün rakibe göre. Carroll da kaçan servisten sonra çok sinirlendi Sasa'ya. Topu fırlattı. 15-13. İkinci teknik molaya önde girmek önemli. İyi servis. Skowronska'dan Sasa'nın üstüne doğru Carroll pasını verdi. Şimdi sayı Fenerbahçe Acıbadem'in oluyor. 16-13. Hakem antene çarptığını önce söyledi. Sayı Fenerbahçe Acıbadem'e verdi. Tekrar Fenerbahçe Acıbadem oyunun kontrolünü aldı. Setin başında sıkıntılı geçen kısa bir dönemden sonra oyunun kontrolünü aldı. Şu anda az hata yaparak topu daha fazla oyunda tutarak rakibini hataya zorluyor. Zaten karşısında morali biraz daha bozulmuş ve 2-0 geride olan bir takım var. Ve daha önce bu takıma yine 3-0 yenilmiş bir takım var. Onların da hata yapmasını kolaylaştıran etkenler oluyor bunlar. Yani 19 hataya ulaştılar. Fenerbahçe'nin 10 hatası var. Artık 2 katına doğru gidiyor. İlk bu da Fenerbahçe'nin evet, oyunu rahat kontrol etmesini sağlıyor. 8-4-4 atılacaksın. Onların üstünlüğü vardı. Şimdi 16-13. Aradaki seriye baktığımız zaman
sadece 5 sayı alabilmişler Fenerbahçe'nin 12 sayısına karşılık bu dönemde. Yani evet. Bu bölümde ikinci teknik modaya kadar 12-5'lik bir üstünlük sağlamış Fenerbahçe Hacıbadem. Bu da çok önemli. Artık şampiyonluk hatıraları gibi olmaya başladı fotoğraflar. Tabii yavaş yavaş şampiyonluk şarkıları da söylenmeye başladı tribünlerde. Fenerbahçe Hacıbadem dünya şampiyonluğu kazanarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Artık çok da kısa bir süre kaldı. Yine Taysa'dan sayı geliyor. Şu ana kadar belki de tek çözüm üretemediğimiz oyuncu. Evet, 14 sayı oldu. Çok iyi bir rakam şu anda. Sahanın en skorer ikinci oyuncusu. Yani çoğu zaman yine ön tarafta Fafa olduğu için orta adamımız Fafa onun olduğu tarafa hareket etti ve tekli blokta rahat bir hücum yaptı. Taysa servisi Osmokrović'e doğru kullandı. Şimdi Osmokrović ikili bloğa hemen vurdu. Osmokrović sayıyı aldı. 17 olduk. 17-14. Sadece 8 sayı kaldı dünya şampiyonluğuna Fenerbahçe Hacıbadem için. Bu kadro dünya şampiyonluğuyla birlikte başlayacağı sezonda bir de Avrupa şampiyonluğu getirebilir ülkemize. Avrupa şampiyonluğu için 3 aday var. 3 iyi takımımız var Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe Hacıbadem'de onlardan biri. Sasa Fofao karşıladı. Eda pasını verdi. Eda'dan pas Sokolova vurdu. Şimdi bir hücum şansı daha. Bu kez Osmokrović. Block out gösterdi çizgi hakemi. Evet. Block out kararı. Sayı bizim yine. Bir temas blokta. Burada daha da yakından görebiliriz belki. Evet, çok açıkça Adenezya'nın parmaklarına çarpan top dışarı gidiyor. Çok da güzel yakalamış hakemler bunu. İşte Osmokrović. O kararı bekledi ve mola geldi. Artık belki de son şansı. Osmokrović o kadar bilerek vuruyor ki bu toplarda. Yani topun artık bloğa çarptığından o kadar çok kolay gözüken şeyler değil oyunun içinde de bunlar. O kadar emin şekilde itiraz ettik ya hakeme. Natasha Osmokrović. 34 yaşında. İtalya Ligi'nde özellikle en başarılı oyunculardan biriydi. Novara ile uzun yıllar mücadele etti İtalya Ligi'nde ve daha önce Reggio Calabria'da da oynadı ve Chieri takımlarında da oynadı ama en büyük başarılarını hep Novara ile kazandı Natasha Osmokrović. Ve formunun da en üst düzeyde olduğu dönemlerden biriydi. Hamilelikten sonra, çocuk doğurduktan sonra tekrar Novara'da oynadığı dönem hakikaten çok iyiydi. Bu arada İşte bloğa rağmen sayı böyle alıyorlar. Burada da bir zamanlama hatası. Daha doğrusu zamanlaması iyi oldu Brezilyalı oyuncunun. 18-15 artık. Her sayı çok kritik. Dikkatli olmamız lazım. Fofa pasını verdi. Eda vurdu. Blokta başarı var. Yine Fofa. Şimdi Sokolova. Bu top çıkmıyor. Sokolova ile 19. sayı geldi. Geriye sayım devam ediyor şampiyonluk için. 6 sayı kaldı dünya şampiyonluğuna. Aynı zamanda set vermeden dünya şampiyonluğuna 6 sayı kaldı. Evet, çok kolay bir iş değil bu aslında. Hani set vermeden giden maçlar, maçın başında da söyledim. Sanki çok kolay rakiplerle oynuyormuş gibi gözükebilir Fenerbahçe Hacıbadem. Hani biraz daha dışarıdan voleybolu takip edenler için ama hiçbiri kolay rakipler değillerdi. Özellikle şu anda oynadığımız takım Brezilya milli takımının temelini oluşturan bir takım. İkinci bir konu da set vermeden gitmek takım üzerine bir stres de yaratabilirdi ama takım bu stresi fazlasıyla taşımayı başardı. 20-15. Şampiyonluğa 5 kaldı. 5 sayılık fark çok önemli setin sonunda. Artık dirençleri de yavaş yavaş azalmaya başladı. Umutları yavaş yavaş bitmeye başladı. Fenerbahçe Hacıbadem şampiyonluğa doğru gidiyor. Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Katar'da, Doha'da, Fofa kenarda. Yine setin bu bölümünde Naz oyunda ikili bloğa rağmen Natalya sayı alıyor. 20-16 oldu ama fark yeterli şu anda maçı bitirmek için. Aslında Brezilyalı oyuncular da bunun farkındalar. Naz tekrar kenara geliyor. Jacqueline serviste. Osmokrović karşıladı. Şimdi Skowronska vurdu. Carol. Hürs. Tekli blokta Jacqueline'i durdurmayı başarıyor. Ve 21. sayı. Artık şampiyonlar 4 sayı kaldı. Geriye sayıma devam ediyoruz.
İşte Christian Fürst blok bile yapmamış aslında burada. Topu fileye vuruyor Jacqueline. Fenerbahçe Acıbadem Türk spor tarihi için çok çok önemli bir başarıya imza atmak üzere. Adenezya vurdu. Fofa karşıladı. Şimdi Fürst'ün pası. Skovronska ikili blok. Bu top çıktı. Bir hücum şansı daha Brezilya takımı için. Carroll pasını verdi. Natalya vurdu. Arka alanda Osmokrović başarılı. Fofa. Şimdi Sokolova. Sokolova vurdu. Bu top çıkmıyor. 22. sayı. 22-16 Fenerbahçe Acıbadem. Şampiyonluğa 3 sayı kaldı. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp finalde 3-2 kaybetmişti Bergamo'ya. Fenerbahçe Acıbadem bu yıla dünya şampiyonluğuyla başlıyor. (23.) sayıda geldi. 2 sayı kaldı şampiyonluğa. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonluğuna gidiyor. Artık Brezilya takımı tamamen oyundan düştü. İşte Christian Fürst. Bu yılki transferlerinden biri Fenerbahçe Acıbadem'in. Şimdi blok out. Olsun, hiç önemli değil. Olsun. 23-17. Arada 6 sayılık bir fark. Arada çok büyük bir fark var artık. Yani bu tecrübedeki oyuncular buradan sonra çok büyük bir hata yapmaları lazım buradan vermek için. Öyle bir hata yapacağını da hiç zannetmiyorum Fenerbahçe Acıbadem'ini. Bu inanmış oyuncuları aynı zamanda. Müthiş motive eder. Maçta şimdi servisi karşıladı Sokolova, Fofao, Sokolova vurdu. Arka alandan Jacqueline karşıladı topu, ortadan hücum edemediler. Ama top geçti, bir şans. Şimdi Fofao pasını verdi Osmokrović. Osmokrović harika bir sayı, harika bir sayı. Müthiş bir smaç plase. Hani ders olarak okullarda okutulması gereken bir sayı belki de. Bir de işin ilginç kısmı, bütün takımlar bunu yaptığını biliyorlar Osmokrović'in. Ve yani hakikaten öyle zamanlarda, öyle şekillerde yapıyor ki bir kişi adım bile atamamış gördüğün gibi. Kıpırdayamadılar. Dünya şampiyonluğuna bir sayı kaldı. Maç sayısı, dünya şampiyonluğu sayısı Fenerbahçe Acıbadem için. Jacqueline karşıladı. Ortada hücum, maç bitiyor. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonu. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonu. Fenerbahçe Acıbadem Türk spor tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Altın bir sayfa açıyor. Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe Acıbadem set vermeden şampiyon oluyor. İşte müthiş bir sevinç var. Tribünde sarı lacivertli bayraklar. Fenerbahçe Acıbadem dünyanın en büyük takımı. Bayanlar voleybolu için Türkiye'de voleybol tarihinde yepyeni bir sayfa Alper. Hakikaten çok büyük bir başarı. Çıtayı Türk voleybolu iyice yükseltmeye başladı. Özellikle kulüplerimizin bu başarıları, daha önce Avrupa şampiyonluklarımız vardı, kazandığımız Avrupa kupaları vardı. Hem Eczacıbaşı'nın hem Güneş Sigorta'nın kazandığı kupalar vardı. Oynadığımız finaller vardı ama hiçbir zaman bu turnuvada yer almamıştık. İlk defa yer aldığımız turnuvada bu kupayı kazanmamız hakikaten çok büyük bir başarı. Türk voleybolu özellikle bayanların geldiği seviyeyi gösteriyor. Yapılan yatırımlar karşılığını almaya başladılar. Hakikaten burada bu takımın kurulmasında emek veren Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticilerini, Acıbadem grubunu, özellikle Mehmet Ali Aydınlar'ın bireysel yaptığı hakikaten çok büyük bir çaba var. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda teknik ekibi ve sporcuların hepsini canı gönülden kutlamak gerekiyor. Evet, Fenerbahçe Acıbadem'i kutluyoruz. Hem amatör branşlara Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gösterdiği büyük bir çaba, gayret, onların gelişmesi için harcadığı emek, hem de bunu sponsorlukla bile birleştiren Acıbadem Grubu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın gösterdiği müthiş özveri, takımla birlikte yaşaması adeta, hani sadece sponsor olup kenara çekilmemesi, bunu bir spor kulübü olarak, bir spor kulübünün başındaki insan olarak sürekli onların yanında olması, bu başarıyı getiren faktörlerden biri tabii ki. Umarız diğer kulüplere de örnek olur, diğer kulüplerin de önünü açar. Türkiye'de zaten son dönemde bayan voleybolunda özellikle müthiş bir gelişme var. Bundan sonra daha da büyük başarıların geleceğine eminiz biz. Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonu olmayı başardı. Maçtan önemli anlar ve son sayı ekranlara geliyor. Fenerbahçe Acıbadem hem voleybol tarihi için hem Türk spor tarihi için yepyeni bir sayfa, altın bir sayfa açmayı başardı ve çok önemli bir dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı. İşte Fenerbahçe Acıbademli oyuncular bu şampiyonluğu
kendilerini Katar'da, Doha'da yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutluyorlar sahanın ortasında. Hangilerini saymak gerekir ki aslında büyük yıldızlar bu kadroda. Fofoa, Osmokrović, Christian Fürs, Skovronska, Eda Erdem, Seda, yine bu takımın hepsini canı gönülden kutlamak lazım. Hepsini de saymak lazım. Skovronska, Nihan, Songül, Sokolova, Ergül, Fofao, İpek, Sedat, Yağmur, Christian Fürs, Çiğdem Canrasna, Osmokrović, Eda Erdem, Zülfiye Gündoğdu, Nazay Demir, başta da Zeroberto antrenörleri olarak hepsini yürekten kutluyoruz. Fenerbahçe Acıbademliler işte şampiyonluk pozunu veriyorlar sahanın ortasında. Seyirci sayısı da maçın başına göre inanılmaz artmış. Arttı. Gözüküyor. Yani tribünleri neredeyse tamamını doldurmuşlar. Maç başlarken çok daha az seyirci vardı. Evet, işte çok güzel bir tablo. Sahanın ortasında kendi kendine tezahürat yapıyorlar. Tribünlerle birlikte coşuyorlar ve gerçekten özlenen bir tablo bu. Hani finaller oynandı belki daha önce Avrupa şampiyonalarında. Birkaç tane Avrupa kupasında bir numaralı kupa olmasa da başarılar elde edildi. Ama dünya şampiyonluğu bambaşka bir olay. Umarız artık Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk gelir bu sene. Tüm takımlarımızdan bu başarıyı bekliyoruz voleybolda, ama Fenerbahçe Acıbadem burada herkesin önünü açmayı başardı. Evet, söylediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde de hem Fenerbahçe Acıbadem, hem Eczacıbaşı Vitra, hem Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom çok iyi gidiyorlar. Onlar da hakikaten şampiyonun önemli adayları olduklarını gösteriyorlar oynadıkları maçlarla. Şu anda belki de Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ülkesi Türkiye diyebiliriz. Evet. Sadece bir tane mağlubiyet aldı takımlarımız toplamda ve çok başarılı gidiyorlar. Gruplarını lider olarak götürüyorlar. Bundan sonraki turlarda da ben özellikle voleybol severleri salonlara bekliyorum. Ya bütün bu takımlarımız hakikaten desteği fazlasıyla hak ediyorlar. O dolu salonlarda oynanan hakikaten maçların havası çok daha farklı oluyor. Burada Fenerbahçe Acıbadem'in seyircisini ayrı bir yere koymak lazım. Maçların birçoğunda neredeyse salonun tamamını doldurmayı başarıyorlar. Takımlarını çok iyi destekliyorlar. Aynı şekilde diğer maçlarda da bütün taraftarları, voleybol severleri maçlara bekliyoruz. Onların desteğiyle daha da yükselir. Ben bu sene dünya şampiyonluğundan sonra bir de Avrupa şampiyonluğu bekliyorum. Taraftarların onlara taktıkları isimde Sarı Melekler dünya şampiyonu olmayı başardılar. Katar'da, Doha'da. Sırada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Fenerbahçe Acıbadem bunu başaracak güçte, bunu başaracak kadro yapısına, kalitesine sahip durumda. Ve tüm oyuncular burada gerçekten çok motive bir şekilde, inanmış bir şekilde geldiler. Maçlarını oynadılar. Tüm maçlarını set bile vermeden kazandılar. Ve son olimpiyat şampiyonu, son dünya ikincisi Brezilya milli takımının en büyük yıldızlarının oynadığı takımı 2 kez 3-0 yenmeyi başardılar.